Merhaba, bugün sizlerle çok güzel ekmekler yapacağız. Bir paket instant mayayı olarak başlıyoruz. Üzerine 1 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyoruz. Sütün ve suyun oda sıcaklığında olması çok önemli. Bütün bu işlemleri çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Hem bir ekmek yapma tecrübeleri olmuş olur, hem de çok keyif alırlar. İyice karıştırıyoruz. Maya açıldı. Üzerine 3 su bardağı un ekliyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Şimdi bu aşamada 3 su bardağı un daha ekleyeceğiz ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Ununuzun cinsine göre 5,5-6 su bardağı un yeterli olacaktır. Ben 6 su bardağı un kullandım. Son bardağı da ekliyoruz. Hamur gördüğünüz gibi aslında çok kolay bir şekilde kıvam alıyor. Evet, hamurumuz hazır. 5-10 dakika kadar yoğrulmuş oldu makinayla. Hamuru biraz toparlıyoruz. Üzerini stretch filmle kapatıyoruz. Temiz bir bezle iyice sararak yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz kabarmış. Un serdiğimiz tezgahta şekil vermeye başlayabiliriz. Bu aşamadan sonra hamuru çok fazla yormuyoruz. Uzun bir şerit elde edeceğiz şimdi. Ne kadar büyüklükte ekmek yapmak istiyorsanız o büyüklükte parçalar oluşturabilirsiniz. Ben küçük küçük ekmekler yapacağım. İkiye böldüm. Bir parçayı üçe böldüm. Orta büyüklükte ekmekler çıkacak onlardan. Diğer parçayı da dörde böleceğim. Hamuru içe doğru katlayarak, çevirerek yuvarlaklar oluşturuyoruz.
katlı kısımlar alta gelecek şekilde unlayıp kenarda dinlenmeye bırakıyoruz. Küçük küçük yuvarlaklar oluşturduk. Dilerseniz hamuru biraz açtırıp yuvarlayıp içinde katlar oluşturabilirsiniz. Burada amaç hamurun içinde katlar oluşturmak. Şimdi hamurlara şekil vereceğiz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alacağız. Yuvarlak olan hamurların iki ucundan bastırarak ekmek şekli veriyoruz. Hamurun üzerine elimizle hafif ıslatıp ince bir tabaka un serpiyoruz. Bu aşamada dilediğiniz gibi şekiller oluşturabilirsiniz. Ucu keskin bir bıçakla şekiller veriyoruz. Hafif kesikler oluşturuyoruz. Bu kadar derin kesmenize gerek yok. Bekledikçe açılacak. İlk ekmeğimiz böyle oldu. Evde herkes dilediği şekli verebilir. Yine ekmeğin iki kenarından bastırıp bildiğimiz ekmek şekli veriyoruz. Yani ucu ince bir bıçakla, keskin bir bıçakla istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ekmeklerimiz hazır. Tepside bir yarım saat kadar dinlenecekler. Toplam yapma süremiz aslında 1 saat 10 dakika kadar falan oluyor fırına verene kadar. Gördüğünüz gibi aslında yapım sürecinde bir zorluk yok. Bekleme süreci de çok uzun değil. Derecede önceden ısıtılmış fırında 1 saat pişireceğiz. Ekmeklerimiz çok güzel kızardı. Şimdi bu aşamada tereyağı ve peynirle hemen yiyebilirsiniz sıcak sıcak. Ama dilimlemek istiyorsanız tepsinin üzerini temiz bir bezle kapatıp biraz dinlendirmeniz gerekiyor yarım saat kadar. Bir tane ekmeği dilimleyelim. İçi nasıl pişmiş mi görelim. Dışı kıtır kıtır. İçi de gördüğünüz gibi dopdolu, yumuşacık,
çok güzel bir ekmek oldu. Umarım denersiniz ve fikirlerinizi aşağıda yazarsınız. Beğendiğiniz tariflerimizi paylaşırsanız çok seviniriz. Tarifleri kaydetmeyi, abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için zile dokunmayı unutmayın. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.